Herkese günaydın. Bugün de sabah sabah yumurtalı ekmek yapayım dedim. Bayat ekmekleri değerlendirelim.
Böyle. Ne? Pazartesi. Bugün ne oldu? Ders programı hazırlayacağım. Annen kalktı mı? Yok. Annen kalktı, böyle kalktı. Abi yoruna Bu arada kahvaltıda sık sık beni görüyorsunuz ama artık yapacak fazla bir şey yolumuz yok. İdare edersiniz artık. Hayat müşterektir. Karşılığı burada yani. Hayat müşterek. Her türlü yardımcı oluyoruz. Yardımcı olmaya çalışıyoruz ve olacağız da. Yoksa hayat bir yere tökezmeye başlar. Biz de elimizden geldiği kadar birbirimize yardımcı oluyoruz. Thank you.
Ney? Tamam git. Ve yağ kalmamış. Çık 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 çık. Ne yapacağım? Yıka yıka yıka. Burada yıka. Yakup Bey, geçti mi? Hı? Geçti mi, geçti mi? Ne? Uçak geçmedi mi? Allah Allah, ne arıyorsun sen? Sabah ne arıyorsun? He? Bana bak. Telefonu vermedim. Gerçek mi diyorsun? Neden vermedi? Bak yumurtalı ekmek yaptım ben sana. Ben seviyorum yumurtalı ekmek. Gerçek mi? Ben de sen seviyorsun diye yaptım ama. Hayat müşterek. Elimizden geldiği kadar yükünü alıyoruz işte. Almazsa hayat bize zorlaşıyor. Çoğu yorumlara da yazıyorsunuz. Her eve lazım. Sadece ailesini seven biriyim ben. O kadar yani. Böyle kalabalık aile olmayı ben başından beri istemişimdir. Böyle oldu oldu şükür. Kalabalık ailede kimsenin canı sıkılmaz hiçbir şekilde. Sürekli aksiyon vardır. Değil mi Aylin? Ne? Yüzünü niye silmedin? Sildim. Niye ellerin geç daha? Yok orada. Ama pişmemiş. Bu pişmemiş ha. Pişmiş. Nereye gidiyor? Ben pişirmeden bırakır mıyım? Nar gibi kızartıyorum bak.
İşte böyle. Siz ne demek istediğimi çok iyi anlıyorsunuz işte yani. Durumlar bundan ibaret. Ben bundan da hiçbir şekilde şikayetçi değilim yani. Kalktın mı annen Aylin? Hadi sofraya ter kızım. İsyanlarda çalıştırdım diyoruz Yakup. Bak onun sonrası öpüyorum. İşte kalabalık aile olmanın güzelliğinden biri bir tanesi bu işte. Kalabalık aile olmasa böyle bir güzellik olur muydu? Değil mi? Değil mi oğlum? İçeride bir tane ağlayan olmazdı. Bak ne güzel ağlıyor içeride. Yeni bir şey oldu. Yeni bir aksiyon başladı bizde. Zaten aksiyon çok da ekstra da aksiyon başladı. Baba ısırdım. Neyi ısırdın? Yumurtalı ekmeği. Tamam. Ya. Millet diyor iki tane yeter. Yok bilmem kaç tane yeter. Bir tane onun bak nasıl bak. Allah büyük. Bu yaşa kadar getirdiysek böyle sonrasında götürürüz yani. Zorlanmadan veya zorlanmadan bir şekilde yürür gider. Her eve benden lazım değil. Her eve ne lazım? İyi bir anne lazım. Her eve benden.
Hı? İyi bir eş lazım ki iyi bir baba çıksın meydana. Değil mi kızım? Oğlum. Yani boşuna değil, evi dişi kuş yapar derler. Dişi kuş iyi olursa erkek kuş da iyi oluyor. İlk önce siz iyi olacaksınız yani. Peynirsin mi? Ne? Yumurtada peynir olur mu? Biraz da içeceğiz artık ondan. İlaçlarını merak etme. Okula da gidersin. Artık arada bir şeyin yok kaldı değil mi? Evet. Sabah kahvaltımızı hazırladık. Çayımız da kaynıyor. Ben birinciye bastım. Sonra ikinciye. Neyi birinciye bastım? Yani bu söylediklerim de aramızda kalsın ama ha. Gökmür duymasın. Baba yumurtalı ekmek yedim ya güçlendim. He? Yumurtalı ekmek yedim ya güçlendim. Gerçi. Zaten bitti işimiz. Şimdi kahvaltıya geçelim biz. Sonra görüşürüz. Arkadaşlar Ali kahvaltı hazırlamış. Şöyle güzel bir yumurtalı ekmek yapmış. Evde bayatlayan ekmekleri değerlendirmiş. Döktünüz, toplananları koy geri. İşte biber, domates doğramış. Çayı demlemiştim ben sabah erken saatlerde. Sonra ben yattım tabii ki. Tekrardan. Sağ olsun. Ellerine sağlık. Ellerine sağlık. Eyvallah. İki üç tane çarşaf vardı, bir de yok iki üç tane havlu ve bir tane de çarşaf vardı. Onları da dün makineye atmıştım. Abi yorgun ihtiyar bir adamım. Bunları kaldırayım da dur. İç kıyafetlerini ne yapalım? Şurası yırtılmış hani. Düşünmez ya bir gitsin aralar. Parçalar aralar gitsin. Var mı? Var 3-4 tane daha yok. Öbelerini götürmüştün değil mi? Bunları poşete mi koyayım? Poşete koy kalsın. Şöyle kahve yap, tuvalet içeri kafamızı 2 dakika şöyle. Kahve mi yapayım? 2 dakika yani şöyle tamam. Şey yapaydık.
kafamız rahatken. Zaten evde 2 saat bir sessizlik oluyor. Saat 1 ile 3 arası. Değil, çünkü saat 1'de Aylin ile Yakup okula gidiyor. Diğerleri zaten sabah erken gidiyorlar. Saat 3'te de Aytu geliyor. 2 saat evde bir sessizlik oluyor. O arada da Nilay uyuyorsa yani zaten. Şu an uyuyor mesela. O tuz damlasından alalım. Sen kahveye dur, ben kahveye götüreyim o zaman. Tuz lambası alalım, tuz lambası. Tuz lambası. Şimdi bir de şey diyeceğim, şunları. Ha, onlar. Sökülmüş. İşte şuraya koyuyorum sökülmüş olanları. Hep orada duruyor herhalde. Duruyor işte burada. Ben aşağıya gönderir, annem yapar herhalde. Valla doğru söylüyorsun. Anneme versem annem oturduğu bir yerde dikkat eder. Onun bana rahatsız yapar herhalde. Bir bak şey ne olur diyecektim ben, aklımda bir şey vardı. Çok unutuyorum bu ara, her şeyi unutuyorum. Diyeceğimi unuttum gene. Ha, şunu poşete koysam diyeceğim. Çekiyatın altına niye koymuyoruz? Koy. Da orada kalıyor sonra koydurduğun, götüremiyorum yani. Niye götüremiyorsun ki? Unutuyoruz. Nasıl unutuyorsun? Sen kirliyi getirdiğin gün buradan temizi koyacaksın poşete. Ha, koyuyoruz o mantığa. Koyuyoruz da bana. Çünkü koy. Ortada var ya. Yani bir neyse, benim eşyalarım yok. Ortada duruyor. Benim eşyalarım. Sürekli neyse senin eşyalarım. Senin bakmamın zıbırlar hepsi ortada, hiç onların açısı sebebi yok. Yine başladık gene. Yani. Ben sen çamaşırları katlaya dur. Ben kahve yapıp geleyim hemen. Yürü. Çabuk hızlı olsun. Tamam. Hah, dur şurada şey var. Evet, bir şey ya. Kendini söküp dikip koyuyor, bir aydır bekliyor da. Orada kendini şişesi, suyu, her şey orada. Sıkıntı yok ama ben ikiler hep ortada. Azıcık dertleşsin sizinle. Azıcık ben. Yani ben sabah sıkıntı şey yaptım, onun yüzden geldik. Sen duymasın. Aa, ben daha o videoyu izlemedim, oturup izleyeceğim. Sen var ya sen çok fenasın. Sen hep benim videolarda arkamdan konuşuyorsun. Yok ya. Bak dövüşürüz ona göre. Kusura bakma. Gerçekleri konuşuyorum ben. Acı ama gerçekler bunlar. Doğru değil mi ya? Doğru değil mi? Çamaşırları bana sattı gitti, gördünüz mü? Ondan sonra ben hep suçluyum benim. Ya bak, çamaşırları bana sattı. Seren ben, toplayan ben. Çok konuşuyorsun ha. Bak sesin de mutfağa geliyor. Sen kapıya dinliyorsun, kapıdan kapıya. Kapıdan dinliyorum ben seni. Hemen kapı açıldı gördün. He, kapıdan dinliyorum ben seni. Yalan mı? Çamaşırları karıştırma. Neyi karıştırıyorum ben ya? Söyleyeyim ben de yani. Söyleyeyim sonra Alper diyor ki anne bu benim bluzum mu diyor. Çamaşırlar yok oğlum diyor, benim çekmeceğim şey. Benim dolabımda ne geziyor diyor. Baban katladı diyorum ben. Katladı da koyan ben miyim? Hay sen böyle katlayıp destede koyuyorsun. Bu kiminki Alper'inki. Bu kiminki Alper'inki. Kusura bakma bende öyle bir şey olmaz. Alıp şeye koyuyoruz biz de. Bende öyle şey olmaz. Bak Alper'inki de hepsini ayırıyorum. Telefonunu ver işin yoksa. Gördün mü? Hemen kapıda dinliyormuş. Hemen kapıda bekliyormuş, hazır ya. Ha, var ya. Korkulur, korkulur. Korkulur. Olmaz bu kadar ya, olmaz, olmaz. Çamaşırı seren ben, toplayan ben. Olan bize olsun.
En çok Yakup'un kıyafeti, Aylin'in kıyafeti. Ne kadar dedikodumun yaptığı söyle bakayım. Çok. Hanımlar yaptı mı dedikodumu? Ne kadar yaptı? Bana yorumlarda yazın. Ağız. Yorumlarda yazın.
Lütfen. Siz ona bana yazın siz. Nereye koyacağım şimdi ben bunları? Şuraya koyacağım. Şeyi çıkar. Sehpayı. Bak ben sana el cihazlarımla kahveler yapıyorum. Gerçek. Şunu atarsın bana. Ama sen böyle fırsat bu fırsat deyip benim... Şunları al ben katlayamıyorum. Uzun düşürüm ya. Benim uzun tunikleri katlayamıyor. Şeygir'de seremiyorlar. Alpergir'de şöyle yapıyor, şöyle yapıyor. Kolu oradan geliyor. Şimdi uzun salaş ya. Bir türlü seviyor. Al anne şunu diyor. Bazen beraber çocuklarla. Tamam, şunu al. Şuna şuraya koyuyoruz. Tepsiyi şuraya koy. Sen şunu şeye al o tarafa. Tepsiyi öyle koyma. Şeyi koysaydın. Nereye koyacağım? Şunları öyle yere işte yapıyorsun, koyuyorsun sen. Ama hepsini ayrı koyuyorum işte ama. Ben yere çamaşır koymayı sevmiyorum da. Dökme. Yavaş yavaş yap Onur. Açık öyle de. Ben yere çamaşır koymayı sevmem. Katlarken. Saat kaç? 2:30 mu? Neyse devam ederiz. Kahvemizi içelim de. Gerçek diyorsun. Allah. Daha orada şeyler var. Daha öbürü de çamaşır dolu. Bir dakika. Her gün getirip koysana bize. Her gün getirip koymaya fırsat mı oluyor canım? Yani mesela sen geçen hafta gecedeydin. Akşamları da yatıyordun. Hep diyor mesela akşamları kalktığında ben de yoruluyordum artık. Akşamları da yorgunluktan bir şey yapası gelmiyor insanın. Kalıyor işte. Ne yapalım? İki tane mi? Ne? İki tane mi? Yok bir tane. 22 tane mi? Bir tane diyorum. Ver bakayım. Kaç saniye? Tırmıda var 22 saniye. Yok ya o kadar çığ sürmedi ki kahvem o kadar. Ne sürecek? Bu kaç? 22 saniye işte. Ha tamam 2 tane evet evet. Biri bu bir de şey tamam 2 tane olacak orada. Doğru. Unuttum bir an şaşırdım. Bu kutu açık değil ki. WhatsApp'tan gönderdim. WhatsApp'tan nereye gönderiyor? Niye? Almaz o uzun videoyu. Hadi işte ya kaldı şey yaptı ya. 22 saniye değil öbürü, şey, öbürünü. Tamam da olacak. Of. Kaç dakika oldu şu? Bu da vardır 5-6 dakika. Kaç dakika oldu? Bilmiyorum. Ha bak bu açıldı. Kapattın mı geri? Biraz ekrana bakayım. Hayır. Nasıl geçiş? Tamam mı? Açılmıyor. Ben anlamıyorum videoyu. Video bekler mi açılmayı? Evet açılmaz. Bizim telefonlar da böyle. 8:40. Şimdi dur bir saniye. Bak şimdi ekran böyle. Bak hakikaten ya buradan şu an hiç görünmüyor. Ben demin ayakta olduğum için hak görünmüyor. Yan yana oturduğunda hiç görünmüyor. O yüzden yani. Başka şey olmasın da. Ne? Bunu bileyim yani. Hepsi bir arada olsun diye yaptık zaten. Hepsi bir arada için. Olmaz mı? Kalk ellesini alıyormuş. Dedim ya sana bekle acele etme. Öbürü kısa bir tane kutlar sana. Onun da sıkıntı yok. Ayrı ayrı şu olur. Olmazsa şey yapayım mı? Neyse. Teşekkür ederim. O şeyden işte tuz lambası bir nasip bir şey yapalım. Faydası olur mu? Kullanan var mı acaba bir sorsak ya? Sordun mu sen? Yok sormadım işte. Ha. Şimdi lambası. Canlar. Ali diyor ki aslında şu kamerayı şöyle biraz yanımıza yaklaştırsam iyi olur da. Şunu tamire vereyim. Ver. Şimdi Ali şöyle bir şey söylüyor. Dedik sizden bir fikir alalım biz. Bu tuz lambası diye bir şey var. Tuz lambası bronşite iyi geliyor diyorlar. Ne bileyim çocuklar için, yetişkinler için öksürüğe iyi geliyor diyorlar. Bronşite iyi geliyor diyorlar. Horlamaya bu nasıl olsun, bir şey? Horlama olsun, astım olsun. Horlama ya. Mesela Ali'nin horlaması var. Ben o yokluğum yorumlara bakıyorum. İlk gecelerim diyor kesiyor diyor. Var mı kullanan? Aranızda kullananlar varsa tuz lambasını nedir, nereden alınır, ne gibi faydaları var, nasıl bir şey,
Aldığınızın bizi, faydasını yani neye göre aldınız? Aldığınız, kullandığınız faydasını mı gördünüz, zararını mı gördünüz? Bizi bir bilgilendirirseniz yorumlar kısmında. Ve nereden hani aldım, Ali de öyle bir şey düşünüyor. Bir tuz lambası gibi bir şey alalım diyor. Sonuçta lamba yani normal bir lamba. Gece lambası gibi yanıyor. Şu dakika. 2 kilo ağırlığında falan yazıyor. 2 kilo civarında. Şöyle bir şey pembe renkli galiba. He, ışık yandığı zaman pembe renk gibi görünüyor. Öyle mi olmuyor? O yüzden yani. Bak yani biz internetten araştırıyoruz ama esas doğru, kullananlardan yani fikir almak varsa aranızda bize yazın. Biz de ona göre bir değerlendirelim. Gerçek mi değil mi? Yorumları yalan mı doğru mu? Hani bir de güvenilir alabileceğimiz bir yer neresi? Yani tuzdan bahsedeyim yani böyle şeyler. Evet. Fiyatı olaraktan güvenilir alabileceğimiz bir yer neresi? Bizi yorumlarda bir bilgilendirirseniz minnettar olacağız. Diyorsunuz. Ay. Öyle işte. Esas sen bombayı duymadın da ben unuttum sana söylemeyi. Ne oldu yine? Sonra söylerim. Şimdi dışarı bakınca aklıma geldi. Söylerim sonra. Ali Bey evet işte böyle evet. Bombayı duyuyorum. İlaçlar adamlar bitiyor. Senin ilaçlar bitiyor da sana 100 kere söylüyorum randevu al da git diye. Fırsat bulursam gideceğim işte fırsat bulamıyorum. Bazı şeyleri ertelersin, sağlık daha önemli. Araya sağlığı, yani önce haftaya, sağlığın için... Haftaya ekmeyeceğiz bir şey. Haftaya evet. Haftaya ikisini bir aynı anda denk getirelim. Üçünü de. Hı-hı. Hem ailenin kontrolü var, hem benim kontrolüm var. Nilay ya, ailen diyorum. Hem benim var, aynı güne senin kontrolünde şey yapmalıyız. Ama izinli olman gerek. Böyle İzinli. İşe gidiyor olmayacaksın. İzin olacaksın ki. Ama hafta içi olacak çocuklar. İşte okul haftasında okullar kapanacak. Yani okul gitmeyelim. Haftaya zaten bu hafta okullar kapanıyor. Bu hafta kapanacak ya. Bu hafta kapanıyor. Ne bu haftası? Öbür hafta kapanıyor. Öbür hafta mı kapanıyor? Doğru evet haftaya daha kapanıyor. Ben bu cuma kapanıyor diye aklımda öyle kalmış. 8'i 9'u böyle. Evet doğru. O zaman o günü Aylin'le Yakup okula gitmese de olur. Alper'le Aykut sorun değil zaten onlar sıkıntı olmaz. Gider gelir onlar. Şeyi de sordum o gün İlknur'a ben. Millet bahçesindeymiş. Onun yanında işte ya. Millet bahçesinde değil. Öyle onun mi? Yanında. Şeyinde eski stadyum orası değil mi? Millet bahçesinde dedi bana. Tamam o da işte stadyum yıkılan yeni stadyum. Cumartesi pazar gidiyorlarmış. Kayra'yı şeye almışlar. Başka bir gruba bir şey almışlar. Ne diyorlar ona hani. Yaştır yaş. Yaştan dolayı yok yaştan dolayı Arda'yı alamamışlar. O öyle demiş. Yok ikisi aynı yere gidiyor da hani ne diyorlar bu futbolda iyi olunca bir şeyi alıyorlar ya kulübe mi alıyorlar neye bir gruba mı bir şey alıyorlar işte öyle bir yere almışlar galiba Kayra'yı da Arda'yı yaştan dolayı almamışlar öyle bir şeyler söyledi yanlış anlamadıysam de ikisi de gidiyormuş yani 400-350 mi 400 mü dedi öyle bir şey dedi aylıkta gitse de mi? Ama çocuk başı mı yoksa aylık başı tamam aylık mı? Aylık çocuk başı ikisi 1000 lira ne olmasa. Bilmiyorum bak. Gitseler mi? Vallahi istiyor çocuklar abi. Nasıl gidecekler? Sen götürürsün. Ya hafta sonu ben böyle 4, 12, 18 olduğu zaman götürürüm. O gün saat kaçta geliyordu onlar? Öyle mi vakti işte? Okula gitmiyor muyduk biz? Saat 1. Yok ya. Ne okulu? Nereye gidiyorduk? Sen nereye gidiyordun hakikaten? Hafta sonu okul mu var çocuklar? Nereye onlar gidiyordu? Zaten maçtan geliyordu. Yani işte bu saatten önce işte yani. Bu saatten önce ise iyi, evet. Sıkıntı olmaz. Yani ya bir evde öğrensin saatlerini. Evde olmadığında da gitmezler. Biraz daha bilirlermiş yaparlar. Bilmiyorum artık.
Şimdi bir şey varmış da, spor kursu varmış da, maç yapıyorlarmış işte, ne bileyim bir futbol kursu falan veriliyormuş. Bizim komşunun çocukları gidiyormuş, o gün gördük biz. Görünce Ali sordu, ben de annesine sordum, arkadaşa sordum. Bizim çocuklar çok istiyorlar böyle bir futbol kursuna falan yazılmayı. Hafta sonlarıymış, cumartesi, pazar, ama eve uzak biraz. Ama şimdi o tarafa dolmuş da yok değil mi? Yani bizim buralardan. Yok. Direkt dolmuş yok oraya. O tarafa, dediğin gibi, o tarafa direkt dolmuş da yok. Çocuk, komşunun çocukları yürüyerek gidip geliyorlar. Yani bizimkiler de onlarla beraber yürüyerek gidip gelir belki, ama ne bileyim, ben de şey yapamıyorum pek. Gelir, zaten sen gelir. Hafta sonları evde olduğu için, evde olduğunda, böyle 4-12 vardiyasında olduğunda, izinli olduğunda falan sen götürür getirirsin diyorum. Çocuklar çok istiyorlar, bir araştıralım bakalım da. Sen bunu sonra, ben şey, hafta sonunda yazdıralım. Cuma'dan Perşembe'ye yazdıralım yani. 15 tatile girer ya. Yani Alper'in pek isteyeceğini de sanmıyorum ya. Aytu'dan çok istiyor. Aytu gider zaten, Aytu. Alper beden eğitimi dersinde yoruluyorum anne, çok yoruluyorum diye bir şey duruyor, şikayet ediyor. O yüzden müzik dersine geçmek istiyor da. Öğretmenle konuşmuşlar. Öğretmen de 5 kişi ayarlayın demiş. 5-6 kişi ayarlayın demiş. Yani bir kişi, iki kişi olmuyor demiş. Ayarlamışlar onlar da 5-6 kişi. Bedeni bırakıp müziğe geçmek istiyorlar. Müzisyen mi olaymış? Değil mi? Beden eğitimi öğretmeni bunları çok şey yapıyormuş. Koşturuyormuş, ettiriyormuş falan. Her beden eğitimi dersinde eve gelince, anne ayaklarıma masaj yap. Anne ağrı kesici. Anne öldüm. Anne bittim. Ne oldu oğlum? Bugün beden vardı. Olacak o kadar yani, öğretmeniniz tabii ki sizi çalıştıracak yani, öyle boş boş mu duracak? Tabii ki çalışacaksınız. Eve geliyorlar, hantallaşmış, ölmüş, bitmiş. Ben de bedeni bırakacağım, müziğe geçeceğim. Bu beden, bunu seçmeli ders gibi bir şey mi oluyor, ne oluyor? İşte beden eğitimi, müzik, bir de görsel vardı herhalde. Bir şey daha vardı. Bedeni istedi önce, sonra beden eğitimi ağır geldi kendisine. Şimdi ben de müziğe geçeceğim diyor. 5-6 müzik öğretmeni de demiş 5-6 kişi olacak, olmanız gerek demiş. 5-6 kişi de ayarlamışlar. Demek ki Alper gibi başkaları da şikayet ediyor ki bu durumdan. Ama tabii ki beden öğretmeni haklı yani. Adam çalıştıracak tabii ki, kadın mı erkek mi bilmiyorum da. Tabii ki çalıştıracak, koşturacak, eğitim yaptıracak, antrenman yaptıracak, maç yaptıracak. Onun da görevi o, onun da eğitim şey alanı o. Bizim çocuklar alışmışlar yan gelip yatmaya. Anne şuram ağrıyor, anne buram ağrıyor, anne ayaklarıma masaj yap. Oğlum işte sofrayı silkele desem, anne ben öldüm bittim bana bugün karışma. O iki gün Alper'e karışamıyoruz. Ne? Ayakları ağrıyor. Neyse artık müzik dersine geçmek istiyormuş. Müzik dersinde de artık bizden gitar mı ister? Oldu. Saz mı ister? Kusura bakmasın. Olsun, gitsinler gitsinler. Öyle merakları olsun. Olsun, meraklı olsunlar. Sen benim suyumu da mı içtin? İkisini de içmiş bak ya. Kim içti ya? Benim getirdiğim suyu da, bana getirdiğim suyu da içmiş. Yoktuk onlar içinde. Hayal mi görüyorum ben? Evet. Neyse. Hadi. Çayımız, kahvemizi de içtik. Çamaşır katlamaya devam. Benim kat da bir seneki kat. Onları da sen katlayacaksın. Uzun uzun şeyleri. Onları ben, var içeride daha bir sepet. Yeter, sadık geldim benim, yeter. Olsun, boş duran Allah sevmez. Hadi. Hadi. Abi sen bir dakika. Teyzeler, ben cici oldum. Aa, teyzeler. Üstünü de altını değiştirdim. Üstünü komple değiştirdim. Atletine, iç çamaşırına, her şeyine varana kadar. Cici yaptım kızımı, teyzelere cici yaptım. Pırıl pırıl oldu benim kuşum. Mis gibi koktu. Oh. Tırnakların uzamış mı? Yok daha. Annem. Aşkım. Oy. Oy. Ama beni öldürme tamam mı? Ay, daha uykusu varmış bebeğimin. Daha uykusu varmış kuşumun. Annecinin güzeli. Şimdi battaniyesine de sarayım bir güzel, tertemiz. Mis gibi. Battaniyesine de sarayım. Isınsın benim güzel kızım. Şimdi kaldırayalım. Şimdi kirli çamaşırlarını hemen. Birikti bile, makine yapmak lazım kirli çamaşırlarını da. Kızım
Bu herhalde yokmuş anne. Başlamadı. Tamam, ben günlerimde biliyorum ki ben onu söylüyorum. Abi bu kalem uçkırıyor ya. Oğlum hangisi uçkırmıyor ki? Hayır bak, normal yazı yazıyor. Bastırmadan da yazsam, bastırarak da yazsam bu kalem uçkırıyor. Şu an bambaşlamış. Ya nasıl diyeyim böyle? Nereye açar? Hiçbir yerde bir şey, güzel bir şey yok bugün. Survivor varmış. Survivor mu? Bakıyor musun Survivor'a? Yeni başlamış. Ben yeni başladım. Şey var. Turabi var, Turabi. Turabi bir ara vardı ya Turabi. Turabi ben de bilmem ne yapalım. Bak seyretmiyorum ki, o gün ilk defa gördüm. Yeni başladığından bile haberim yoktu. İşte ne diyordu da bu onu bekliyordu. Sesi mi kısık? Oğlan tanıyordum. Hepsi zaten tekrar katılanlar mı? Önceden katılanlar mı? Ben bakmadım daha hiç sonradan seni. Sonradan olarak bu kimin nesi bir çocuk biliyorum da çıkaramıyorum. Yüzünü göreyim mi? Şey. Yani sanatçıların birinin oğlu da. Dur yüzünü görelim de. Hangisi bu? Kaç bu? Bu böyle olurken bazen para gelir. Ensin abi diyor bunu kimse. Ay o çile çekilir mi be? Doğru düzgün yatak yok. Yastık aynı, yok. Aynı kalıyla. He bayağı da 3-4 ay falan kalıyorlar. Ne oldu anneciğim? Aylin. Ne oldu? Neyin oldu? Bir şey olmadı ki daha yeni açtım. Ha, yeni başladı. Demin de oldu. Çile dedin ya. Ha? Çile dedin ya. Yattıkları yatak yok bir şey yok. Kuru tahtanın üstünde yatıyorlar oğlum. Yine bunları verdiler. Ta eskikiler var ya. Kuru tahtanın üstünde bütün şey yatanlardı. Ha Doğukan katılmış yine. Şey, Barış Manço'nun oğlu. Ha bu o işte. Aylin. Kızım şu kaç numara diyorum. Şu rakam kaç? 91 mi? Barış Manço'nun oğlu. Burada 3 tane var. 99'da 7 bir kere var. Bir kere 7. 7 9'dan 2 çıktı. 7 çıktı. 2 1 21'de 7 3. Tamam doğru. Bak bak bu gösterdiğimi anlamışsın. Bunu doğru yapmışsın. Diğerlerini rakamlarını düzelt yeniden. Okunaklı bir şekilde yaz. Ondan sonra da hemen çabuk çabuk çöz. Ama bu soru hatalı. Tamam oğlum hatalı soruyu bak, geç. 3 tane çubuk var. Kare oluşturmuş. Üç çubuklar. Üçgen oluşturmuş. Üçgen mi? Şu anda iki tanesini düzelttim. Bak anneciğim. İki tanesini yapacağım getireceğim tamam mı? İki. Onu da var mı? Doldur. Üçgen. Kare yapmayacağım. Bir. İki. Üç. Olmadı. Tamam hatalı. Bir tane var. Yani hatalıysa çözme o soruyu. Kızımı gelmeye gözmeye geldim. Kızım da uyuyor. Nilay uyuyor. Nilay uyuyor. Açık sebebi vereyim de aşağı ineyim dedim. Ne uyandırırız. Uyur geri. Uyandırır uyandırırız diyorum. Ne? Geri uyur nasıl olsa. Oy oy oy. Alırsa uyumaz. Oy 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 yerim çeni. Oy yerim çeni. Oturuyoruz biz kızımla saat 1'e kadar oturuyoruz. 1'e kadar bir, ben de oturuyorum. 1.30. Belli olmuyor. Ondan sonra yatıyorum uyuyamıyorum. Ondan sonra yatıyorum. Dışarı çık içeri giriyorum. Ali zaten 1.30'da geliyor. Onun geldiğini duyuyor musun? Tıp geliyor. Ha Ersin bu. Ersin dedi ya. Acaba dedim şey mi? Bu Ersin mi dedi? 6 sayfa kaldı. 4 sayfa yaptım. Abi 4 sayfa kaldı. Tamam devam mı? 10 dakika. 2 tane yaptım abi. Şu nerede? Şu ikisini yaptım. Bu abiden mi şikayet oldular? Ne ettiler bilmiyorum. Bu ikisini yaptım. 96'da kaç bu? Şunları silip yeniden yazacağım. İşte ben de sana o yüzden diyorum ya kızım. Bunu çünkü da güzel. Çok bitişik yazmış. İşte aralıklı yaz. Bak. Bunu bu aralıklı kadar... Aralıklı yazmıştım ya bak. Böyle yaz. Ben sana diyorum ki bak her kareye bir rakam.
Böyle iri iri yaz. Sonra boşluk bırak, karışma. Hızlı yazma. Derdin ne kızım? Üniversite mi okuyorsun, hızlı yazıyorsun? Ukrayna İsmail'e yakın bir şey varmış, böyle bin gibi bir market varmış. Ha. Büyük bir market. Oraya şey düşmüş. Bomba mı? Ne atarlar, bir şey atarlar tamam. Roket. Roket düşmüş. Parça parça olmuş. Bazı arkadaş aradı, bildi böyle böyle dedi diyor. Oğlum ne buluyorsun, kaç yıl geldin buraya diyor. Allah yardımcılar olsun. Oğlum bilmiyorum. Ceyran yiyormuş, öyle ceyran da kesip diyor. Aramıkta kalırsın. Benim ayağım böyle ya. Gündüzden dedim şarj şeylerimizi doldurun, öyle kalsın. Işıklarınızı diyor. Sesli yapıyorsun. Hey, duymuyor ben de. Yakup. Görüyorum o ayakları, görüyorum. Suyun içindeler, çamur içindeler. Hepimiz onun çocuğu var. Kim annesine...